2007 mi 8 mi? Yani bir 29 Ekim akşam Karagöz Selimiye'de, Karagöz Acıvat Selimiye'de İslam dünyasında camilerin, türbelerin aydınlatılması bu çok eski bir gelenektir. Hatta minare kelimesi aydınlatılmış yer demek. Menara yani veya menar. Fakat bizim bugün mahya dediğimiz zaman anladığımız şey İstanbul'a mahsus. İstanbul dışında tarihi yok. Ben bu konuda yazdığım kitabın başlığını öyle koydum. Müslüman İstanbul'a mahsus bir gelenek. Aydınlatmayı daha estetik, daha fonksiyonel, daha temaşa edilebilir bir hale dönüştürüyor. İstanbul'un topografyası, büyük camiler ve yüksek birden fazla şerifeli minareler aydınlatmanın mahyaya dönüşmesini sağlayan estetik çok büyük bir hadise. İlk mahyalar şekil, çiçek, köprü, fıskiye, baklava dilimi, yelken falan. Mahyalar böyle yani, temaşa edilebilir, sembolik unsurlar. Yazıya geçmesi çok yeni bir hadise. Yazıya geçtiği andan itibaren aslında mahyanın fonksiyonu da değişiyor. Sadece bir estetik temaşa, bir aydınlatma değil, aynı zamanda mesaj. Mesaj, mahyanın dilini ve üslubunu değiştiriyor. Ayrıca bence şiirselliğini de kaybediyor. Eski camilerdeki mahya uygulamaları hala kaliteli ve güzel. Çünkü gelenek devam ediyor. Fakat yeni camilerdeki özellikle bu ledlerle kurulan mahyalar bence İstanbul'daki mahya geleneğine yakışmayacak kadar kaba ve kötü. Ondan sonra mahya komisyonu değişiyor.